Değerli izleyenler, Magazin 8'den herkese merhaba. Magazin gündemine dair taze haberler ve tatil yerlerinden rengarenk görüntülerle bugün yine karşınızdayız. İlk durağımız Çeşme. Bakalım Ege'nin incisinde hafta boyu neler yaşandı, hangi ünlü isimler kameralarımıza takıldı. Herkesin Bodrum'da tatilde diyebildiği Oktay Kaynarca Çeşme'de ortaya çıktı. Sıla ve Yaşar'ın Çeşme konserinden çok özel görüntüler. Rıza Kocaoğlu'yla aşk yaşamaya başlayan Hande Subaşı Çeşme'de tek başına görüntülendi. Çeşme merkezdeyiz. Güldür Güldür ekibi haldır güldür suya girdi. Baksanıza, boyut olarak bir tek Onur Atilla'yı seçebildi gözlerimiz. Her yerde okyanus sen buldun derede. Zamanla unutulur. Aa, bir saniye, o da ne? Deve güreşi mi yapıyor ünlü oyuncu yoksa bir hanımefendiyle? Sanki şu aradaki beyefendi Erdem Yener. Ters ışık, uzak olmaları onları tek tek seçmemize engel oluyor. Ancak kalpler bir gençler. Şirket çalışanlarını kaynaştırmak, iş ortamındaki stresi en alt seviyeye çekmek amaçlı 12 yıl önce Amerika'da icat olunan, ofislerde düzenlenen Happy Hour, şimdilerde her plajda moda. Biz bunu yıllardır yapıyoruz, yıllardır yapıyoruz. Aslında insanlar eğlenmeye hazır. İşletmeler de buna hazır olursa herkes herkese eğlendirebilir. Mutlu saatlerde müzik çalıyor, bikiniler, mayolar çıkarılmadan ya da üstüne birkaç ince kıyafetle çalan müziğe işte böyle eşlik ediyor gençler mutlu saatlerde. Happy Hour'da en çok dans yeteneği olanlar eğleniyor tabii ki. Tabii bir de son yılın modası şu sırta yazılan mesaj kaygılı yazılar. Karın kasları yok diye üzülen bir beyefendi karnındaki baklavaların yerini şimdiden rezerv etmiş. Seneye inşallah baklavalarıyla buluşur azmederse. Gündüzler ayrı güzel, geceler ayrı sıcak Çeşme'de. Alaçatı'dayız yine. Oktay Kaynarca rol aldığı dizi tatile girince yaz başında soluğu Çeşme'de almıştı. Ancak ünlü oyuncu Çeşme'de ortaya çıktı ve hızıyla yine şaşırttı. Sakalları iyice uzayan, teni bronzlaşan Oktay Kaynarca'ya tatil yaramış. Görünen köy kılavuz, net görüntü editör istemez derler bizim oralarda. Erkek erkeğe kalabalık bir grupla yemek yiyen ünlü oyuncunun bir eli de gece boyunca hep çenesindeydi. Bu arada yanına kadar gittiğimiz sevilen oyuncu hem bize hem de siz değerli izleyenlerimize selamını da esirgemedi. İyi akşamlar diyorum. Asuman Tabak da Çeşme'de tatilde. Vallahi ne zamandır gelip izlemeyi istiyordum sağ olsun. Can dostumuz aynı zamanda benim hemşehrimdir. Hemşiremdir daha doğrusu. O da Akhisarlı. Çeşme'de yolumuz kesişti. Ben zaten sürekli Çeşme'ye gidip geliyorum. Bu muhteşem geceyi kaçırmak istemedim. Koştum geldim. Asuman Tabak'ın koşa koşa geldiği isim Sıla. Birazdan huzurlarınızda olacak şarkılarıyla. Afitap benim şarkım zaten. Asuman Tabak da Afitapçıymış. Niye sizin şarkınız ne hitap ettiği? Yok yani şaka yapıyorum. Çok ben keyifli, çok güzel, çok keyifli bir albüm olmuş zaten. O da çok eğlenceli. Ben de eğlenmeye böyle fıkır fıkır şarkıları seviyorum.
Onu seçtim, çıkardım işin içinden. 46 yaşındaki ünlü oyuncunun yazlık fotoğrafları da çok konuşulmuştu. Fit vücudu gazetelerde boy boy yer almıştı. Yazın Çeşme'ye damga vuran sizin fotoğraflarınız oldu. Ya bak şimdi, ya bak şimdi utanıyorum ama. Yok, gayet başarılı fotoğraflardı. Çok teşekkürler. Spor mu, nedir bunun? Spor yapmayı seviyorum tabii ki. İşte sörf yapıyorum. Bu sene yelkene başladım biraz. İşte yamaç paraşütü, yüzme. Çeşme'de ne yapılır ki başka? Çeşme'de ne yapılır ki başka sorusuna en güzel cevap Sıla şarkıları dinlenir efendim. Sıla boyundan askılı, koltuk altı ve göğüs kısımları transparan tüllü, uzun siyah bir elbiseyle yine baş döndüren bir güzellikle çıktı sahneye. Buçuk saate yakın Çeşme Amfiteyatro'da konser veren Sıla yerinde duramadı kendi şarkılarında. Şarkılar sıcak, Sıla çok sıcak ama hava daha çok sıcak. Baksanıza Yaşar nasıl da terlemiş. Çok kısa bir tatil yapıp döndük. Dinlendirici mi oluyorsun hiç onlardan? Yani en güzel yer ev. Benim için en rahatlatıcı yer ev. Evde çok rahat ediyorum. Tatilde de yoruluyorum. Oğlu Kerim denize bayılıyormuş resmen. Ufaklığı işte bir tatile götürdük. O çok seviyor denizi, kumu, suyu. Ondan sonra. Kerim'den ve eşinden ayrı kalmaksa ölüm gibi geliyormuş Yaşar'a. Yok, çok kolay, harika bir şey. Bence sahne çok daha zor. Ondan uzak kalmak çok zor. Çok zor. İyi ki bu telefonlar görüntülü konuşabiliyoruz artık. Uzun uzadıya devamlı görüşüyoruz. Çok zor ayrılıyorum evden. Çok kolay değil artık şey. Kerim babasının bir şarkısını biliyormuş. Pop dinlemesi yasakmış. Benim şarkılarımı hiç dinletmedim şu ana kadar. O bir yerden bir tanemi sadece duymuş, öğrenmişti. Onun dışında hep çocuk şarkıları. Küçükken biraz klasik müzik dinletmiştik, o da tavsiye üzerine. Sadece çocuk şarkıları dinliyor. Türk pop müziği kesinlikle dinlemiyor. Neden dinletmiyorsunuz? Özel bir nedeni var herhalde. Yani yaşının müziğini dinlesin istiyorum öncelikle. Bir de kendi şarkılarımı ben dinlemekten biraz yoruluyorum. Onun için evde hiç çalınmaz benim şarkılarım. O yüzden de bilmiyorum. Bu arada Yaşar oğlu Kerim için bir şarkı yazmış ama bakın o şarkıya ne olmuş? Oğluma şarkı yazmak istiyorum. Evet, evet. Bir tane ninni vardı söylediğim şey yaparken, daha ufakken uyutmak için. Ama fazla uykusu olmadığı için benim gibi pek ninni bir işe yaramadı. Ondan sonra ben de şarkı tutmadı diye söylemedim. Çıkarmadım. Çok sabırlısınız. Tutmadı yani, oğlanın üstünde bile tutmadıysa. Tutsaydı albüme girer miydi? Belki de girer de. Yaşar'ın Alaçatı konserine geçelim. Alaçatı'dayız yeniden. Teşekkür ederim. Şu an konuşmayacağım. Teşekkür ederim. İyi geceler. Hande Hanım çok şık bu arada. Tam yazlık stilde giyinmiş. Aksesuarlarını da özenle seçmiş. Alaçatı, Alaçatı değil, maşallah Yeşilçam Film Sokağı gibi bu akşam. Pelin Karahan ve değerli eşleri Bedri Güntay da Alaçatı'da. Yemekten dönüyorlar. Yolu da tıkamak istemiyorlar. Bay bay. Kolay gelsin arkadaşlar.